Devam ediyoruz bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, kainatı yoktan yaratan Allah'ın hikmetle bütün bitkiler ve hayvanlar, özellikle onların küçüklerinde isimlerinin, sıfatlarının ve kudretinin tecellilerini ve tasarruflarını çok önemli hikmetler için koymuş. O hikmetlerden birini, değil mi? Cuma günü okuduk. Hocam. Zeylü'z-Zühre. Geç. Ha, ora ikinci şey, minha. Aç öteki tarafı. Ora değil. O birinci minha, ikinci minha. Ha, tamam. İkinci minhaya geldik. Yani o hikmetler ve sırlardan birini daha okuyacağız. Neden acaba bu kadar bitkileri, hayvanları, değil mi? Cenab-ı Hak nasıl koymuş? Ve minha eydan. O hikmet ve sırlardan biri de şudur. Enne etemmet tecelliyati. Tecellilerin en mükemmeli tecellil ehadiyeti. Ehadiyetin tecellisidir. Ne demek ehadiyetin tecellisi? Arkadaşlar, mesela diyelim ki rahim sıfatını düşündüğümüz zaman bu bir sıfattır. Sıfatlardaki birliğe biz vahidiyet diyoruz. Ne demek sıfatlardaki birlik? Yani bizim Malkaya köyü şimdi de şey olmuş, nedir? İlyas köyü olmuş. İlyas Aleyhisselam'ın adına vermişler. İlyas köyünde farz edelim ki bir papatya, anlatabiliyor, hangi özelliklere sahipse, gidiyorsunuz Brezilya'nın bir dağında da aynı özelliklere sahip. Demek ki aynı sıfat sahibi ikisini de yapmış. Bu sıfatlardaki birlik. Ama bir de hem Brezilya'daki hem bizim İlyas köyündeki papatya'ya dikkatle bakarsanız sanki onu yapan bütün her şeyini bırakmış, bütün sıfatlarıyla onun üzerine itina ile durmuş. Bediüzzaman bunun için diyor ki 32. sözde her bir hayat sahibinde 72 tane diyor Allah'ın sıfatı okunabilir ve görülebilir. İşte Cenab-ı Hakk'ın nasıl ki nehrin üzerinden geçip giden su damlacıklarında güneşin yedi rengi, sıcağı ve hatta bir de gölgesi, yani bir görüntüsü bulunduğu gibi her bir sanat eseri kainattaki varlıklarda, özellikle de hayat sahiplerinde Allah'ın bütün isimlerinin tecellisi görünecek kadar itina göstermesine biz ehadiyet diyoruz. Zatındaki teklik demek. Öteki sıfatlardaki teklik. Bura çok önemli. Yani kainattaki tecellilerin en mükemmeli ehadiyet tecellisi. Ve ekmele sanati. Sanatın en mükemmeli de idracul ekberi bi temamini kuşi fil asgari. En büyük bir şeyin bütün güzelliklerini ve nakışlarını en küçükte koyma. Mesela 35 kiloluk Diyarbakır karpuzunun bütün özelliklerini içindeki küçücük çekirdeğinde koyma. En güzel örnek bu. Ve innet semerate ve nevate. Meyve ve çekirdek bin nisbetiyle nebati. Bitkilere nispeten böyledir. Ve innen nebate ve hayvane. Bitki ve hayvan bin nisbetiyle arzi. Yere nispeten böyledir. Yani her hayvan bütün yer için geçerli olan sıfatları vesaireyi gerektirecek şekilde. وَاِنَّ الْاِنْسَانَ وَالنَّبِيَّ İnsan ve peygamber de bir nisbetiyle el alem, bütün aleme nispetle, sadece yer küresi değil, çekirdek yani. وَاِنَّ الْقَلْبَ وَالصِّرَّ Sır, latife-i Rabbaniye manasındaki sır, bedendeki ruh gibi yani, kalpte bu oluyor. Yani kalp ve sır bir nisbetiyle el insan, insana nispetle o çekirdek. اُنْمُوزَجُنْ مُخْتَسَرٌ Kısaltılmış bir örnektir. Cami'un, içinde hepsini topluyor. Çekirdek toplamıyor mu? Koskoca Diyarbakır karpuzunun bütün özelliklerini. Muzhirun gösteriyor. Li cemi'il esma'il mutecelliyeti alel asli. Vel külli vel muhiti. Asıl üzerinde tecelli eden, küllün üzerinde tecelli eden, her şeyi kapsayan alemin üzerinde tecelli eden bütün isimleri gösterecek şekilde kısa bir, küçültülmüş ve özetlenmiş bir misal.
Ve inne semerate mesela. Mesela meyve. Kema enneha cüz'ün mineş şecereti. Zahiren ağaçtan bir parçadır. Ve hiye külluha. Ağaç onun küllüdür. Mantıktaki misali biliyorsunuz değil mi? Cansız şeylerde külle cüz söz konusu. Ama mana itibariyle o çekirdek onun nesidir? Küllisidir. İçinde bir ağacı taşıyor. Fetüşiru min hadil ciheti ilel vahidiye. Bu cihetle vahidiyete, sıfatlardaki birliğe. Ağacı kim yaptıysa meyveyi de o yaptı. Ama kezalike aynı şekilde kel cüz'iyi. O meyve cüz'idir. Ağacın bütün külli manasına şamildir. Cüz'i ve külli manalarda söz konusu. Mantıkta okuduk. Ne demek? Leha o meyvenin meyve, yani ağacın meyvesi cüz'isidir. Teştemilu o meyve ihtiva ediyor ala temami şecereti. Ağacın tamamını içinde taşıyor. Ve hiye külliyuha. O da onun küllisi. Ağacın küllisi. Fetermuzu bihadilce. Bu cihetle işaret ediyor ilel ehadiyyeti. Ehadiyyeti anladınız mı arkadaşlar? Harika yani. Bir ağacın üzerinde 100 bin erik var. Hepsinde aynı sıfat vahidiyet. Ama her bir erikte bütün ağaç var. Ehadiyyet. Allah'ın zatına, biri de sıfatına. Fel vahidiyyet, vahidiyet şahidetul vahdeti, tabi birliğin şahididir. İnde tecellil ehadiyyeti. O ehadiyet tecelli ettiği zaman ne demek ehadiyet? Hepsinde aynı zatın değil mi? Bir benzeri sanki bütün isimleri tecelli ediyor. Fi merayel kesreti vel cüz'iyat. Bütün cüz'ilerde ve çokluğun aynalarında. Mesela, misal. Velillahil mesellü ala. Tabi verilecek misallerin en yücesi Allah'a aittir. Bu ayet-i kerimedir bu. Allah'a yoksa misal verilmez kainatta. İnne diyâel muhite fil nehâri. Gündüz her tarafı kuşatan ışık. Misalül vahidiyyeti. Vahidiyetin misalidir. Niye? O ışığın ulaştığı her yerdeki ışığın hepsi güneşten geliyor. Aynı kaynaktan geliyor. Ve timsalü şemsi. Bak bak bak. Halbuki güneşin bir benzerinin yansıması örneği. Fi kulli zerretin şeffafetin ve katratin ve havdin ve bahrin ve nücumin seyyaratin. Her şeffaf zerrede, damlada, havuzda, denizde, gezegen yıldızlardaki güneşin görünen örneği yansıyor ya yansıması. Öyle değil mi? Aksi var güneşin bizatihi. Ama güneşin kendisi değil o. Sadece gölgesi, o da misalun li tecellil ehadiyyeti. Ehadiyyetin tecellisine misaldir. Feizâ râeyte şemse fî mir'âtike. Bilevni mir'âtike. Sen kendi aynanda, aynanın rengiyle güneşi görsen. Güneş var değil mi hakikaten? Ama bu güneştir diyemezsin. Güneş aynen yansımıştır dersin. Ve bimâ taktadîhi vad'iyyetuhâ. Tabii ki o aynanın gerektirdiği şekilde. Ayna küçükse küçük olur, büyükse büyük görünür. Sümme râeytehâ fî merâya uhra. Başka aynalarda da güneşi görsen, öyle değil mi? Bak sanki bütün işte şeylerde var hepsinde. Fatanzuru ile dıya, ışığa bakarsın. Feşhedü leke bil vahdeti. Birliğe şahitlik eder. Aynı kaynaktan geliyor bu ışık. Ve ellâ kesrete fil mutecelli. Tecelli eden güneşte çokluk yok. Aynı yerden geliyor. Kemâ tetevehem, zannettiğin, vehmettiğin gibi. Ve tunşidu el kesretu vel meraya. Bak bak bak. Güneşin kendilerinde yansıdığı bütün aynalar ve çok sayıda olan varlıklar şu şiiri okurlar. Çok tatlı bir şiir bu. İbaratuna şatta. İbarelerimiz birbirinden farklı ama ve husnuke vahidun. Senin güzelliğin bir. Şimdi güneş bir zerre parlak camda da, suda da, denizde de, havuz hepsinde yansıyor. Ama aynı şeyden geliyor. Ve kullun ila zâkel cemali yuşiru. Hepsi o tek olan güzelliğe işaret ediyor. Hepsi güneşten geliyor. Fe yutehaddesu min hâzihil esrar. İki tane sır söyledi. Yani bu iki sırda ki açıkladık diyor. Bu sırlardan 2 kere 2-4 derecesinde şu netice çıkar.
yutahaddes hads ile sabit olur diyor manasında. Hads demek delilden neticeye, öyle değil mi? Düşünmeden ulaşma. Hads. Ennel fatral hakim, hikmetle her şeyi yoktan var eden Allah, cellet hikmetuhu, hikmeti çok yüce, ve dekkat sanatuhu, ve sanatı çok ince. Muteveccihum bi altufi kudretihi, kudretinin en latif şekliyle mahlukata yöneliyor. Ve etemmi inayeti, en çok itina ile, tam itina ile, burada itina yardım manasına değil. Sanki Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarıyla bir tek canlıyı yaratıyormuş gibi itina gösteriyor. Her mahluk için geçerli. Ve ekmeli rahmeti, rahmetinin en mükemmel haliyle, ve edekki hikmeti, hikmetinin en ince şekliyle, minel alemi ilel art, bütün kainattan yer küresine kadar. Ve minha ila zebil hayat, yeryüzünden de bütün hayat sahiplerine kadar. Ve minhum ilel insan, hayat sahiplerinden insana kadar. Ve min ferdil insani ila kalbihi, bir insanın ferdinden kalbine kadar. Ve min nev'il insani, insan nev'inden ila ma huve kalbun nev'i, bütün insan nev'inin kalbi olan manaya kadar. Ve kalbul alemi, anlatabiliyor muyum? Ma huve kalbun nev'i, o insan nev'inin kalbi olan şeye kadar. Ve kalbul alemi, alemin kalbi olan şeye kadar. Ve nuvatuhu, çekirdeği olan şeye kadar. Elleti hulikal alemu aleyha, ki alem onun için yaratılmış. O kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın değil mi? Ha, en son onda odaklanıyor. Ve semeratuhul munevveratu, ve onun nurlu meyvesi. Elleti inteha ileyha mahlukan li ecliha, onun için kainatın yaratıldığı son noktaya varmıştır. Değil mi? Ha, ve timsalu muhabbeti fatiril alemin, bütün kainatı yoktan yaratan Allah'ın muhabbet örneği. Ve misalu rahmeti, rahmetinin misali. Ve ma zalikel kalbul alil galil mutahharul munezzeh, bu kusurlardan eksik, tertemiz, kıymetli ve yüce olan bu kalp olamaz. İlla seyyiduna, Efendimiz olan Resulullah'tan başka olamaz. Ve seyyidul enami, hem de bütün mahlukatın efendisi Muhammedun aleyhi salavatu ve salavatun ve teslimatun, üzerine salatü selam olsun bi adedi semerati şeceratil alemi, bütün kainat ağacının meyveleri sayısınca. İ'lem, okuyalım mı biraz daha, ne diyorsunuz? Ha? Siz bilirsiniz yani. Güzel okuduk ama he? Uzun gidiyor. Ama zaten yarın da bitiremeyiz. Onun için ben okuyorum. Belki yarın mı tamamlarız diye. İsterseniz biraz okuyalım. Tamam. Yarın tamamlayalım. Çünkü bu i'lem uzun. İ'lem, bilmiş olasın ki kardeş. Ama bu biraz kardeş değil de başka bir adam. Çünkü muhatap belli. Ya men yetevehemul israfe vel abesiyyete fi ba'dil mevcudat. Bazı var edilen mevcudat hakkında israf olduğunu, boşuna yaratıldığını vehmeden ahmak. Özellikle ya bu işte hamam böceği niye yaratıldı? Yani bu kadar sivrisineğe ne gerek var gibi. Enne kemalen nizami vel mizani. Nizamın da, nizam dediği düzen demek. Mizan dediği ölçülü yaratılmak demek, ölçülü olmak. Nizam ve mizanın mükemmelliği fi inşai kulli mevcut, bütün varlıkların yapılmasında yattaridu adel, yatrudu hadel vehme, bu vehmini def ediyor. Yani kovuyor. Niye? Nizam var çünkü, nizamsızlık yok. İzin nizamu, çünkü nizam düzenli olmak, haytun öyle bir iptir ki, nuzzime fihi, orada düzenlenmiş. Küllü elgayatul muterattibetu alel ezzail cüz'iyyeti, çok cüz'i bildiğimiz cüzler üzerine terettüp eden, netice olarak gelen gayeler tanzim edilmiş. O gayeleri bilmeden ne konuşuyorsun sen? Ve tefasilul fer'iyeti, çok fer'i ayrıntılar, ikinci derecede ayrıntılı şeyler onun üzerine konulmuş, düzenlenmiş. Ve minel muhali, imkansızdır ki en yura'i ehedün, yani bir adamın dikkat etmesi mümkün değil.
ile gayati tefasili kasrin, bir sarayın bütün ayrıntılarının hangi gaye ile yapıldığına dair hepsini idrak etmesi kimse için mümkün değil. Anlıyor, hakikaten öyle. Git Topkapı Sarayı'na, taşına kadar bu niye oldu, bu niye oldu? Mümkün değil kimsenin. Yani ancak o ustayı, öyle değil mi yani? Ki bu müşahhas misal ya, kainat sarayı burada kastedilen. Bir delaleti intizami binayı, çünkü binasının yapılırken çok mükemmel bir intizam var. Ve yetruke gayet, yetruke gayet el mecmu, tamamının gayesini terk etmesi imkansız. Ayrıntıları anlaması ama tamamının da gayesini inkar etmesi mümkün değil. Ve yetruke olacak. Burayı anladınız değil mi? Mesela bir adam Dolmabahçe Sarayı'na gitti. O Dolmabahçe Sarayı'nın her taşını, her odasını tam anlaması mümkün değil. Ama sarayın genel manada gayesini anlaması mümkün. Onu terk edemez. Der ki bu saray şunun içindir. Elleti, öyle bir hepsinin gayesi ki biha tasirul gayatul cüz'iyyetu gayatin. O ana gaye sebebiyle cüz'i gayeler de gaye haline gelir. Ana gaye nedir? Allah'a ibadettir. Allah'ın esma ve sıfatını göstermektir. Fe inşite, eğer istersen et tahkika, araştırmak istersen, festemi, dinle bakalım. Ya men lehu kalbun şehidun, gözü yani müşahede edebilen bir kalbi olan, ve sem'un hadidun, keskin duyu organı olan adam. Bak bakalım, bak, dinle. Enne li kulli şeyin, her şeyin gayatun dakikatun kesira, çok sayıda ince gayeleri var. Te'udu minha, o gayelerden bir kısmı ilel hayyil kayyumil maliki, esas onun sahibi ve maliki olan hayy kayyum olan Allah'a yönelik. Bediüzzaman diyor ki kainattaki masnuat ve mevcudatın bin gayesinden diyor 999'u Allah'a, bir tanesi diyor kullara yönelik, kendine yönelik. Bir miktari malikiyeti, ne kadar ona malikse. Mesela sen, senin ne kadarın Allah'ın malikiyeti altında? Senin malikiyetin ne kadar ki kendinde? Ve tasarrufi, tasarrufuna göre. Bir masariyeti şey'i, bir şeyin masar olmasına göre. Li enva'i tecelliyati esmaihi, Allah'ın isimlerinin tecellilerinin bütün çeşitlerine. Ve ma te'udu ilel hayyi, esas hayat sahibine dönük olan gaye değildir, dönmez. İlla bi dereceti telebbüsihil cüz'i, sadece o varlığa, ana o varlık elbisesini giymesi derecesinde. Dediği zaman diyor ki bir insan ki diyor varlıkların en güçlüsü ve şuurlusudur, onun bile diyor yeme içmesini ağzına atmak dışında cüz'i işlerinden hiçbir irade yok diyor yani. Bence buradan kalsın. Öyle değil mi? Düne başlamış olduk, yarına. Yarın devam ederiz. Allah nasip ederse. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytan.